Volkswagen Microbus olarak da bilinen Volkswagen Transporter, nesiller boyu özgürlük ve macera sembolü haline gelen ikonik bir araçtır. İlk olarak 1950'de tanıtıldı ve benzersiz tasarım ve çok yönlülüğü nedeniyle hızla popüler oldu. Volkswagen Transporter, 73 yılı aşan zengin bir geçmişe sahiptir ve orijinal konseptine sadık kalarak yıllar içinde birçok değişiklik ve iyileştirmeden geçmiştir. Hippilerden sörfçülere, ailelerden işletmelere kadar pek çok kişinin kalbini fetheden Volkswagen Transporter, otomotiv kültürünün önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Gelin şimdi bu özel aracın tarihi gelişimine birlikte göz atalım. Yaygın olarak Volkswagen Microbus veya kombi olarak bilinen Volkswagen Transporter, ilk olarak 1940'ların sonunda çok yönlü bir hafif ticari araç olarak tanıtıldı. Bununla birlikte 1950 ve 1960'larda mal ve ekipman taşımak için sadece bir iş gücünden daha fazlası haline geldi. İkonik araç, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da karşı kültür hareketinin ve yaşam tarzının bir sembolü haline geldi. Volkswagen Transporter, onu gençler arasında popüler yapan benzersiz özellikler sunuyordu. En önemli avantajlarından biri, dar şehir sokaklarında kolayca manevra yapmasına ve küçük alanlara park etmesine olanak tanıyan kompakt boyutuydu. Ayrıca 8 kişiye kadar konforlu bir şekilde konaklanabilen birkaç araçtan biriydi. Bu da onu yol gezileri ve açık hava maceraları için en iyi seçenek haline getirdi. Transporter'ın uygun fiyatı ve kolay bakımı aynı şekilde ona ikonik bir statü kazandırdı. Ortalama bir insanın karşılayabileceği bir araçtı ve basitliği birçok kişinin bakımını ve onarımını kendisinin öğrenebileceği anlamına geliyordu. Bu satın alabilirlik onu üniversiteye giden veya iş gücüne giren gençler için çekici bir seçenek haline getirdi. Ayrıca Volkswagen Transporter, hippie hareketi için vazgeçilmez bir araçtı. Açık yolda özgürlük ve macera arayan birçok genç için tekerlekli bir ev görevi gördü. Geniş iç mekanı, bir yatak, mutfak ve oturma odası mobilyalarıyla tamamlanan bir yaşam alanına dönüştürebildiğinden, bu durum, Transporter'ın bohem yaşam tarzının bir uzantısı olmasını sağladı. Volkswagen Transporter, 1960'lar ilerledikçe giderek daha popüler hale geldi. Sosyal bir karışıklık ve dönüşüm zamanıydı ve Volkswagen Microbus, yeni kültürel çağın simgesi haline geldi. İlk Microbus modelleri basit ve işlevsel bir tasarıma sahipti, ancak yıllar ilerledikçe Volkswagen daha şık, daha sofistike ve daha büyüyen genç tüketici demografisi için tasarlanmış yeni modeller piyasaya sürdü. 1950 yılında Tipica adıyla üretimine başlanan Transporter nesilleri sırasıyla T1, T2, T3, T4, T5, T6 ve T7 olarak adlandırılmıştır. Birinci nesil T1, 1950-1967 yılları arasında Tipica adıyla üretilmiştir. T1 serisinin doğuşu, Volkswagen'in Hollandalı ithalatçısı Ben Pon, 1946 yılında Wolfsburg'daki Volkswagen fabrikasını ziyareti sırasında Paletwagen adlı bir araca rastladı. Volkswagen çalışanları tarafından geliştirilen bu araç, ağır parçaları bir üretim binasından diğerine taşımak için tasarlanmıştı. Pon, Biddle'dan ilham aldı ve arkadan motorlu, önden çekişli ve kutu şeklinde gövdeli bir araç çizmeye karar verdi. İlk taslak 23 Nisan 1947 tarihli ve 19 Mayıs 1949'da Volkswagen Genel Müdürü Heinrich Nordhoff tarafından onaylandı. Almanya'da güçlü anlamına gelen Bulli lakaplı bu aracın prototipi Kasım ayında Wolfsburg'da tanıtılmıştı. Aracın seri üretimi 8 Mart 1950'de Tipica adı altında başladı. Tipica 1.1 litre kapasiteli 24 beygir gücünde 1100'lük Volkswagen hava soğutmalı düz motor modeliyle donatıldı. 1953 yılında üretilen modellerinde ise motor gücü arttırılarak 30 beygir gücünde
1200'lük motorlar kullanılmıştı. Bu araçlara oldukça fazla ilgi gösterilmesi ve talebin artmasıyla aracın üretimi 1955'e kadar Wolfsburg'daki fabrikada gerçekleştirilirken 1955 yılında Hanover'da yeni bir fabrika kurulmasının ardından buradaki ilk tip 2 8 Mart'ta üretildi ve 20 Nisan'da burada seri üretime geçildi. 1960 yılında ise 41 beygir gücündeki yeni motor kullanılmaya başlandı. 1962'de Volkswagen Tip 2'nin daha ağır yükleri taşıyabilen yeni bir versiyonu tanıtıldı. Bu versiyon çapı 14 inç olan daha küçük ama daha geniş tekerleklerle 750 kilogramdan 1000 kilograma arttırılmış bir yük kapasitesine sahipti. Motoru 42 beygir güç çıkışıyla daha gelişmiş 1,5 litre kapasiteye yükseltildi. Bu sürüm piyasaya sürüldükten 1 yıl sonra durdurulan eski sürümün yerini hızla aldı. 1963 modeli 1,5 litre kapasiteye ve 52 beygir güce sahip 1500 cc'lik Volkswagen hava soğutmalı motorun standartlaşmasıyla daha fazla iyileştirme gördü. Bu modelde arka kapı büyütüldü ve bu versiyon daha sonra T1C olarak anıldı. Ayrıca menteşeli kapılar alternatif olarak yolcu ve kargo alanına açılan sürgülü kapılarda kullanıma sunulmuştu. T1'lerin üretimi 1967'de Almanya'da durdurulurken Brezilya'da bu neslin üretimi 1975'e kadar devam etti. Brezilya'daki üretilen sonraki versiyonlar T1,5 adıyla 1996 yılına kadar devam etmiştir. Genel olarak Volkswagen Tip 2 üretimi boyunca çeşitli iyileştirmeler ve modifikasyonlardan geçti. Ve bu onu hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için güvenilir ve çok yönlü bir araç haline getirdi. İkinci nesil T2 1967 ile 1979 yılları arasında üretilmiştir. Ön camdaki ikiye bölünmüşlük kaldırılarak ön cam tek parça haline getirilmişti bu modelde. Araç birinci nesle kıyasla daha büyük ve daha ağır olmuştu. 1.6 litre kapasiteli ve 48 beygir gücündeki motorun gücü de ilk nesle göre büyümüştü. Esnek yarım akslı arka süspansiyonla transfer kutusu kaldırıldı. Bunlar yerine mavsal istavrozu ile donatılan yarım akslar üretilerek sürüş yüksekliği arttırıldı. 1971'den sonra üretilen serilerde 1.6 cc'lik motor 50 beygir güç ile üretilmiştir. Ön tekerleklere disk fren, yenilenen tekerleklere ise fren havalandırmalı delikler eklenmiş ve jant kapakları daha düz hale getirilmişti. Önceki sürümde ön farlar altında yer alan sinyal lambaları yükseğe, havalandırma ızgarasına monte edildi. 1967'den sonraki sürümlerde motor bölümünün ebadı arttırılarak arka kısmın tasarımı değiştirilerek çıkartılabilir motor koruyucu kapağı kaldırıldı ve arka lambaların ebatları büyütüldü. Hava giriş kısmı da geliştirilerek daha büyük motorun ihtiyaç duyduğu daha çok havanın alınması sağlandı. 1973'te üretilen ve tip 4 motoru taşıyan sürümlerde ilk kez otomatik şanzımana yer verildi. 1975 ve sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen modeller standart olarak Bosch Jetronic elektronik yakıt enjeksiyonu sistemi kullanmaya başlanırken 1978'de ilk kez elektronik ateşleme sistemi Tip 2'lerde kullanıldı. Mayıs 1979'da Tip 2'nin 3. nesil modellerinin üretimi Hanover'daki fabrikada başladı. Bu yeni nesil, önceki iki neslin yuvarlak hatlarından ayrılan aracın dış kısmında daha keskin hatlara sahipti. Önceki modellerde olduğu gibi ön farlar yuvarlak kalırken camlar ve bagaj boyutu büyütüldü. Ayrıca krom kaplı çelik tamponlara plastik parçalar eklendi. Bu değişiklikler Tip 2'ye taze ve modern bir görünüm kazandırarak onu öncekilerden farklı kıldı. 3. seri transporterların üretimi 2 motor seçeneğiyle başladı. Her ikisi de hava soğutmalı olan 1.6 litre 50 beygir güçlü motoru ve 2.0 litre 70 beygir gücündeki motoruydu. Ancak aynı yılın Eylül ayında 3. seri transporter Golf'te de kullanılan 1.6 litrelik 52 beygir gücünde su soğutmalı dizel motorla da üretilmeye başlandı. 3. seri transporter popülerlik kazandıkça Volkswagen Karat adında daha lüks bir versiyon çıkardı. Bu sürüm daha fazla özellik ve kolaylıklara sahipti ve bu da onu biraz daha fazla konfor ve stil isteyenler için mükemmel bir seçim haline getiriyordu.
Hava soğutmalı motor seçeneklerinin başarısına rağmen 1982 yılında Almanya'da bu versiyonların üretimi durduruldu. Bu karar, tüketicilerin tercih haline gelen daha verimli ve güvenilir su soğutmalı motorlara odaklanmak için alındı. Ağustos 1983'te ızgarasının üstünde 4 adet dikdörtgensel ön far bulunan transporter tanıtıldı. 1984'te 2.1 litre hacimli 112 beygir gücündeki benzinli ve 1.6 litrelik hacimli 70 beygir gücündeki dizel motor taşıyan araçlar alternatif olarak satışa çıkarken ertesi yıl bu ikisi standart hale geldi. 1985 yılında modelde büyük çaplı bir revizyona gidildi. Egzoz sistemi, ön süspansiyon, kayan kapı kilitleri, yakın enjeksiyon sistemleri gibi alanlarda değişiklikler yapıldı. Bu yıl aynı zamanda Syncro adı verilen 4 tekerlekten çekiş sistemi tanıtılırken tip 2'lerde kullanılmaya ve alternatif olarak satışa sunulmaya başladı. Aynı yıl 2.1 litre hacimli 95 beygir güce sahip motor taşıyan araçların da yine alternatif olarak üretimine geçildi. Eylül 1990'da Hanover'daki fabrikada 3. neslin üretimine son verilirken Güney Amerika Cumhuriyeti'nde üretim 2002 Haziran'ına kadar devam etti. Ağustos 1990'da 4. neslin üretimine başlanırken modele Transporter adı verilmiştir. 4. nesil 2003 yılına kadar üretimde kalmıştır. Bu nesilde standart olarak kullanılan su soğutmalı motor ilk kez aracın ön kısmına alınmıştı. Önceki nesle göre aracın burun kısmı uzatılmış, ön farlar dikdörtgensel şekilde tasarlanmıştı. Van, kamyonet ve camper van olmak üzere 3 farklı gövde tipinde sürümleri üretilen 4. nesilde farklı kapasite ve güçlerde benzinli ve dizel motorlar kullanılmıştı. Modelin 5. neslinin üretimine Mart 2003'te başlandı ve 2016 yılına kadar bu serinin üretimine devam edilmiştir. Bu nesilde de farklı kapasite ve güçlerde benzinli ve dizel motorlar kullanılmıştı. 2009'da bu neslin taşıtları makyajlanmış sürümleri Transporter, Caravelle Multivan ve California olmak üzere 4 ana isim altında piyasaya sürüldü. Transporter'ın 6. neslinin tanıtımı Nisan 2015'te yapıldı ve 2016 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı. Yeni nesil TDI motorların kullanıldığı araçların üretimi günümüzde de devam etmektedir. Bu nesilde de farklı kapasite ve güçlerde benzinli ve dizel motorlar kullanılmıştı. Modellerin dış hatları önceki nesillere göre daha keskin hale getirildi ve gövdenin tümü tek bir parçaymış gibi görünecek biçimde tasarlandı. Volkswagen ticari minibüsünün en son yenilemesi olan Transporter T7 2021'de resmi olarak tanıtıldı. Bu yeni model, Selefi T6'ya göre bir dizi güncelleme ve iyileştirmeye sahipti. En dikkate değer değişikliklerden biri, yolda dikkatleri üzerine çekeceği kesin olan şık ve modern dış tasarımıdır. T7 ayrıca iyileştirilmiş malzemelerle güncellenmiş bir iç mekana ve dijital gösterge paneli ve büyük bir dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi dahil olmak üzere bir dizi yeni teknoloji özelliğine sahipti. T7'nin kaputunun altında 1.5 litre TCI benzinli motor, 2.0 litre TDI dizel motor ve 2.0 litre TCI benzinli motor dahil olmak üzere bir dizi verimli ve güçlü motoru yanı sıra plug-in hibrit versiyonu ile de piyasaya sürülmüştür. Transporter dünya çapında 13 milyondan fazla satan başarılı modelleriyle otomobil dünyasının 73 yıldır sevilen bir ticari aracı olmuştur. Bu kalıcı model kaliteden asla ödün vermemiştir ve önümüzdeki 70 yıl boyunca da pazar lideri olmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Bugünkü videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.